Herkese selamlar dostlar. 15 ve 16 Temmuz 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek olan herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle 2 adet skor yarışmamız var. Maskol yarışmalarımız bir tanesi 15 Temmuz'dan Zenit CSK Moskova. Süper Kupa final mücadelesi. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Diğer 16'sında pazar gününe ise Ersburg'da Göteborg'un karşılaşmaları var. Bu iki maçın maç skorunu sorduk bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza ekleyelim. Daha önce yapmış olduğumuz Karabağ maç skorunu kazanan arkadaşımız da Hakkı Avgühan isimli arkadaşımız. Instagram'dan bana ulaştı zaten. Sizlerde herhangi soru, görüş, öneri her şey için benimle ilgili Instagram'dan ulaşmak isteyen varsa iletişimimiz burada. Instagram Kangal Bey'dir. Ulaşmak isteyenler buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Dün gece vermiş olduğumuz NBA kuponu başarıyla sonuçlandı. Yido isimli arkadaşımız bizim NBA editörümüz oldu. Kendisiyle bir aylık konuşma deneme süresi falan derken NBA editörü olarak başladı ve güzel de başladı. Canlılar olsun NBA kuponları olsun değerlendiriyoruz ki NBA'de yaz ligi var. O yüzden değerlendirmeye devam ediyoruz. Dün NBA kuponumuz kazandı. Hatta ben bu NBA kuponunu arkadaşlar analiziyle birlikte herkes açık Telegram, telegram grubuna da verdim. Yorumlarda ve açıklama kısmında zaten linki mevcut. Zaten yaz ligi var. Dediğim gibi NBA ve baskette Çin Ligi var vesaire vesaire. Bu tarzda ilerliyoruz. Dün ben o kuponu da atmıştım. Değerlendirenler olmuş. Tebrikler dostlar. Bu şekilde yorumlarda ve açıklama kısmında zaten mevcut. Oraya da isterseniz sizler de gelebilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Canlılarla ilerliyoruz. Ya yani Geliyor da gidiyor da, geliyor da gidiyor da problem değil zaten. Temmuz ayındayız, 15 gün sonra zaten yavaştan ligler başlıyor. Transfer sezonu kapanacak, ligler başlayacak. O zaman zaten hem kuponlarımızda hem tempomuzu zaten arttıracağımızı bilmenizi isteriz. Toplamda yine, dün mesela çok fazla canlı verildi. Bülten oldukça elimizden geldiğinde zaten sürekli olarak canlı bahisler olarak da devam etmeye çalışıyoruz. Canlı odasında da tempoda şu an bu şekilde ilerliyoruz. Alt ligler, basketler, tenisler voleybolla bu tarzda ilerlemeye çalışıyoruz. Dilerseniz maçlarımıza geçelim. Sizlere arkadaşlar şöyle bir beğeni ve yorum atmaya davet ediyorum. Beğenileriniz bizler için önemli. Artı 200 beğeni de herkes açık Telegram grubuna yine aynı şekilde bir basket kuponu verelim. İlk mücadelemiz Hamstart'la Varnamo karşılaşması. Değerlendirme aldığım maç Hamstart tarafının formda olma çabası diyelim. Son maçlarına, son lig maçlarına baktığımız zaman da son lig maçlarında gerçekten güzel bir form grafiği yakaladı ve son mücadelesinde Nor Shopping yenerekten de üst sıralara yavaştan yükselme için gayret verdi. Şu an her iki takım arasındaki güncel form durumuna baktığımız zaman burada Hamstad'ın bir adım önde olduğunu görmekte fayda var. Varnamo'nun da son mücadelesi Jurgard'ın karşılaşmasıydı. Onu da takip etmeye çalıştım. Sporta'da da 2 olarak değerlendirdiğim bir karşılaşmaydı o. O da Jurgard'ın doğrudan 2-1 gibi skorla yendi. Varnamo'da burada eee ya oyun biraz dengeli olacaktır ama %60'a %40 olaraktan da ara ara kontralarla ara ara da Varna'ya baskı kurmak isteyecektir. Ben burada Hamstadı bir adım önde görüyorum. Tam 2 golde kalacak bir karşılaşma gibi. 2-0 bir, bir skor beklentim var ama Varna'nın da atma ihtimali var. Ben sürprizden de kaçmak istiyorum. Burada tek tercih yüksek oranlı tercih olarak önermek istiyorum. Toplam gol aralığı 1.75 gibi orandan 2-3 gol olarak değerlendirdim. 1.75 gibi orandan değerlendirecekler bol şanslar. İkinci mücadelem Zenit ile CSK Moskova karşılaşması. Dostlar bu maçın maç skoru sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz sizler de. Şöyle bir değerlendirme altına aldım ben bunu. Zenit ve CSKA Moskova'nın geçen sezonki kadrolarına baktım. Kimler gitmiş, kendiler gitmemiş ona baktım. Özellikle CSKA Moskova'da Medina isimli oyuncu 6 milyon euroya gitmiş. Onu söyleyelim. Bu oyuncu önemli bir oyuncu. Takımın en golcü ikinci oyuncusuydu ve ayrıca en çok asist yapan oyuncuydu. Medina CSKA Moskova tarafında, Zenit tarafına baktığımız zaman da daha kaliteli bir takım olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle Malcolm Claudinho takımdaki Brezilyalılar zaten iyi. Ve şöyle de bir şey var. Bu Zenit takımındaki oyuncuların çoğu özellikle Sergev'de. Yani geçen sezon çok fazla gol attı. Takımın gol kralı olmuştu. O da hazırlık maçında yedek kadroda bulunuyordu. Bir transferi var bilmiyorum ama yedek kadroda vardı. Bu maçta muhtemelen belki oynatabilirler. Benim düşüncem şu yönde ya birbirleriyle daha çok oynamış. Özellikle Zenit takımından bahsetmek gerekirse Zenit takımı oturmuş bir kemik kadrosu var ve 2-3 yıldır zaten doğrudan bu kadroya ara ara eklemeler yapıyor ve bu kadro ilerliyor. Hatta savaş sonrası bazı oyuncular gitmek gitmek istiyor mu gitmek istemiyor derken takımdaki Brezilyalılar da kaldı. Özellikle Malcolm Claudinho gibi isimler önemli isimler Brezilyalılar. iş yapıyor özellikle Zenit'te de. Ben burada şöyle bir idealim var dostlar sizlere. Bir de yüksek olanım var. Şu an burada gösteremiyorum ama diğer seçeneğinde. Oynadığınız nesine olsun, milyoner olsun veya Avrupa siteleri olsun hiç fark etmez. Orada Zenit yarı kazanır. Oranı 1.31. Bakın ideal olarak bunu önerebilirim. Zenit herhangi bir yarı ya ilk yarıyı kazanır ya da ikinci yarıyı kazanır. Hiç fark etmez. Zenit'in bir yarı kazanmasını ben bekliyorum 1.31. Geçtim onu. Ben yüksek orandan ne yapabilirim diye baktığım zaman da mücadelede beklentim benim Zenit galibiyeti. 2-0-2-1 ayarında. 4.5 altında bir yaparsanız da 1.94 gibi orandan da değerlendirme altına da almış olursunuz. Bu da sizlere atabileceğim yüksek orandır. Sistem kuponlarınıza vesaire girebilir. Valerenga ile Molde karşılaşması. Özellikle Valerenga kendi evinde oynamaya çalışan bir takım. Ve şöyle oynamaya çalışıyor. Özellikle son mücadelesinde mesela Bodo ile oynadı. Ee, Vikingle mi oynadı kendi evinde? Molde ile miydi? Tekrar bakalım. Viking oynadı aynen bu tür takımlara karşı, güçlü takımlara karşı ki Molde de güçlü bir takım. Güçlü takımlara karşı oynamaya çalışırsanız kalenize birçok pozisyon boşluk verirsiniz ve bu adamlar gol bulur. Çünkü zaten adamlar oynuyor. Viking, Molde gibi maçları zaten kaybetti. Yine bu maçta ara ara oynamak isteyecektir Valerenga takımı da. O yüzden Molde tarafından gelecek gollere yönelmekte fayda var. Molde'nin bence zaten bir golü var. Molde'nin ekstradan bir golünü daha beklersek da oynamak isterse Depp Basman 1.5 üstün oranı dostlar 1.49 gibi ideal bir oranı var. Sizlere önerebileceğim tek tercih olaraktan da söyleyebilirim. 16'sına geçtim. 16'sında 5 adet mücadelemiz var. Geceden sadece bir maç aldım. DC United'ın maçını aldım. Onun da geçen Inter Miami maçını takip etme şansım vardı. 2-2'lik bitmişti. O maçta da ev sahibi 1.5 üst yaparaklarında biz zaten yine kazanmasını bildik. Revelation ile oynayacaklar burada. Burada dostlar benim önerim şu yönde. Ev sahibi genellikle zaten hatta şöyle söyleyeyim. İstatistik de bir bilimdir. İstatistik anlamında konuşayım ben sizlere. Ev sahibinin oynadığı kendi evindeki maçlardan bu sezon kaç maç yapmış mesela bakalım. 9 maç yapmış. Bu 9 maçın 8 tanesi zaten üst olarak tamamlandı. DC United tarafına baktığımız zaman da onlar da gol bulma potansiyeli yüksek bir takım. Onlar da oynuyor. Yani kısaca tempolu bir karşılaşma beklediğinden kaynaklı. 2.5 üstü ben sizlere 1.46 gibi orandan değerlendirmesini öneririm. Gayet güzel bir oran. Bunu değerlendirmenizi öneririm 2.5 üstü 1.46'dan. Ekstradan yüksek oran olarak ne yapabiliriz diye baktığım zaman da burada 2.5 üstünde 1 yapılırsa dostlar 2.74. Sisteme atılır mesela. Gece kuponudur. Ufak şekilde. Yani 2-1 belki de 3-0 da olabilir. Ben o 3-0'dan kaçtığım için 2.5 üst verdim. Ama DC United tarafından da gol bekliyorum açıkçası. 2.5 üstü ben burada değerlendirme altına aldım. 2.5 üstünde bir yaparsanız da 2.74 74 gibi orandan değerlendirme sistemi alabilirsiniz. Diğer mücadelem ile Göteborg karşılaşması. Aspork temiz bir futbol oynayaraktan da maçlarını genellikle 2-0, 3-0 2-0, 3-0 şekilde kazanıyor. Göteborg'da da son bir kıpırdanma var derken özellikle son mücadelesini takip ettim ben. Va maçına ne önerdim ben? 2-3 gol tercih önerdim. Zaten goller 90'da ve 90 artı 4'te gelerekten de 2-3 golü buradan ucuz yırttık, aldık, çıktık diyerekten söyleyeyim. Göteborg yine burada Elfsborg'la oynayacak. Elfsborg burada şampiyonluğu oynuyor. Kadrosu iyi. Ben burada idealim olarak Elfsborg'un ilk yarıdan atacağı bir golü değerlendirmeye aldım. 1.32'lik ideal bir oranı var. Onun dışında Elfsborg zaten ilk yarıdan bir gol bekliyor muyuz? Bekliyoruz. 1.32'den önerdim mi? Önerdim. Dedim ki biraz daha yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ilk yarı sonucu Elfsborg galibiyeti 1.57. Bunu da değerlendirmek isteyenler Elfsborg'un ilk yarıdan atacak öne, önde kapatmasında 1.57 gibi oranla bekleyebilir. Dileyenler de 45 dakika sonucunu beklemek istemeyenler de Elfborg'un bir golünü alarak da devreden çıkabilirler. Diğer mücadelem Vikingle ile karşılaşması. Viking'in oynamış olduğu oyun hareketli bir oyun. Stabek de buna eşlik edebilecek bir takım. O yüzden benim bu maçta beklentimde gollü olması yönünden. Gol olmasını beklediğim için bu mücadelede gol yönlerine gittim. 2.5 üstün oranı burada ideal bir oran. 1.41 gibi oranı vardı. Tek tercih olarak aldım. Özellikle Viking'in son oynamış olduğu oyunlar zaten üst sıraları hak eden oyunlar ve Viking'in Bodo'dan bir maç eksiği var. Aldığı takdirde 29 puanla üst sıralara da tırmanma şansı da var. Burada Viking tarafı ne kadar galibiyeti biraz daha yakın olsa da, shitabek tarafını da boşa gerekir ki zaten Norveç Ligi genellikle taraftan ziyade gollere gitmekte fayda var. Birazdan Bodoya bir Taraf gideceğim ama farklı bir şekilde. Burada da 2.5 üst olarak gollere yöneldim. Değerlendirecekler bol şanslar. Bodo Glimp ile mücadelesi. Şimdi Bodo arkadaşlar 2 gün önce daha maç oynadı. Kupa final Osprey ile yarı final mi? Yarı final oynamış olması lazım. Ya el er final ya da çeyrek final şeklinde bir maç oynadı. Benim beklentim 2 gün önce oynayan takım burada ne kadar tempolu bir bol sergileyebilir. Bunun üstünde durmak istedim ben biraz da. Bodo daha yeni maç oynadığı için burada ben mücadelenin çok fazla golle geçmesini beklemiyorum. Tamam Bodo kazanabilir ki kazanma ihtimali de yüksek zaten 1-0-7 gibi oran açmışlar. Hagos'un tarafına baktığımız zaman da burada kontra atak oynayacak bir takım. Yani gidip de saldırmayacaktır üstüne Bodo'nun. Açık vermemeye çalışacaktır ve açık verirsen zaten takım çok atıyor. O yüzden Haugen'in de burada defans yapmasını beklediğinden kaynaklı. Bodo'nun da daha yeni 2 gün önce yani 12'sinde mi 12'sinde maç yaptı bu takım. 2 gün sonra 3. günde maça çıkacaklar. Yani Bodo'nun galibiyetini beklesem de bu maçta Hogan'ın hem defans yapması hem de Bodo'nun biraz yorgun olması kaynaklı. 4.5 altında biri sizlere 1.56 gibi orandan tek tercih olarak önermek istiyorum. Bodo yener ama 2-0. Ama 1-0. Ama 3-0 olsun. olsun. Ama 4-0 olsun. Ama 4-1. 5-0 olmasın. 4.5 altında biri sizlere 1.56 gibi oranını öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Brunla Strom set karşılaşması. Şimdi Brun tarafında okey. Kaç maçtır yani son oynadığı 3 maçın ikisini deplasmanda oynadı. Deplasmanda oynadığı maçları kaybetti. Son mücadelesi Molde maçıydı. Onu da izledim. Ev sahibi 1.5 üstüne gittik. 90'da aldık çıktık onu da. Biletsiniz YouTube'da verdik o mücadeleyi de. Velhasıl Kerem dostlar benim burada beklentimle Storm Set gol atar mı? Bak Bran hızlı oynayacak. Normalde 2.5 üste gidecektim. 1.24 oran açmışlar. Ben burada dedim ki madem öyle bizde de böyle Storm Goalset'ten de bir gol bekleyelim. Onlar da Bran bu maçta son 3 maçın ikisini kaybetti. Ekstra yüklenme ekstra yüklenme ihtimali var. Storm Goalset'te bu boşlukları değerlendirme ihtimali de olabilecek bir takım. Zaten da golüyle geçtiği için özellikle burada Deplasmandan da bir gol bekleyelim. Var seçeneğini alarak da tek tercih olarak ilerledim. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. 2 tane maç skorumuz var. Zenit ile Ersborg maç skorları ne olur diye sizlere sorduk. Yorum yapmayı unutmayınız. Herkes açık Telegram kanalına katılaraktan da oradan da ücretsiz tahminlerden faydalanabilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.